Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına ilk söz Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'a aittir. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin son gününde partim adına söz almış bulunmaktayım. Televizyonları ve sosyal medya hesapları başında her türlü karartmaya karşı bizleri takip eden halklarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Bu ülkenin ezilenleri açısından Türkiye'nin siyasi tarihi kör kapı ve demir parmaklıkların tarihidir. Tarih boyunca zalimlerin ezilenler için zulüm, ezilenlerin ise ezenler için zulüm, ezilenlerin ise direnişi büyütme mekanı olarak gördüğü cezaevlerinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Çağlar Demirel, Aysel Tuğluk, Nurhayat Altun ve binlerce onurlu kadın yoldaşımı, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Musa Farisoğulları, Selçuk Mızraklı, Bekir Kaya ve binlerce dava arkadaşımı selamlıyorum. Tutsaklık iradenin tek adama makam ve mevkiye teslim edilmesiyle başlar. Özgürlük ise dört duvar ve demir kapıya bakmaz. Özgürlük bir duruş, ruh hali ve dünyaya karşı erdemli olmaktır. Bu kapsamda demokratik talepleri için açlık grevine giren bütün erdemli ve duruş sahibi tutsaklara ve mücadelelerini buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Bugün Şeyh Bedrettin ve Celaleddin Rumi'nin Hakk'a yürümesinin ölüm yıldönümü, kendilerini de saygı ve hürmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, 2008 yılında ortaya çıkan kapitalizmin krizi hızla tüm dünyaya yayıldı. Bu krize karşı uluslararası sermaye sağ popülist liderlere sarıldı. Türkiye'nin önünde iki yol vardı. Ya Kürt sorununun çözümü başta olmak üzere demokratikleşmeyi sağlayacaktı ya da otoriter bir yola girecekti. İktidar dünyadaki bu gelişmeleri görüp zaten sınırlı olan demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlüğü baskı altına aldı. Türkiye halklarına OHAL şartları altında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen otoriter yönetim sistemini dayattı. Bu sistem Türkiye halklarını siyasi ve ekonomik anlamda süreklileşmiş krizlere, vesayet kurumlarına ve siyasi etikten yoksun politik anlayışına mahkum ediyor. Bu sistem saray tebaasına çoklu maaş sistemi, yandaşa ısmarlama ihale düzeni, halka ise istibdat rejimi, yoksulluk, işsizlik, baskı ve sefalet getiriyor. Bakın, Kürt sorununun demokratik çözümünün inkar edildiği ve AKP-MHP ittifakının kurulduğu gün faiz oranı 7,5 idi. Saray rejimine geçildiği gün 17,5, bugün ise bugün de 15 puan. Demek ki faiz lobisi sizlerin otoriterleştiği bataklıkta büyüyor. Siz saraylar inşa ettikçe faiz lobisi de büyümeye devam ediyor. 2015 Haziran ayında bu memlekette 3 milyon işsiz vardı. Siz halk iradesini hiçe saydınız. Sırf iktidarda kalmak için topluma şiddeti dayattınız. OHAL şartlarında saray rejimine geçtiğiniz gün işsiz sayısı 4 milyona ulaştı. Bugün ise tam 10 milyon işsiz var. Siz arzınızı her açtığınızda dış güçler kur saldırısı diyorsunuz. Bakalım bu ülkenin parasına kur saldırısını kimler yapmış? 2015 yılının Haziran ayında dolar 2.68 idi. Saray rejimine geçildiği gün 4.71 oldu. Bugün ise 7.67. Kur saldırısının sorumlusu saray rejimi, Türkiye halklarına adı konmamış bir Çiller devalüasyonu yaşattı. Sarayın gösterişli ve bol israflı davetlerinin baş konukları olan 90'ların karanlık yüzleri ekranlara her çıktıklarında
yılında Türkiye'ye tanzim kuyrukları, askıda ekmekler, ödenemeyen ilaç paraları, batan SGK'lar yeniden geldi. Evet, Karl Marx'tan ilhamla söylersek, sizler kriz büyüdükçe 90'ların ruhları geri çağırıyor, onların beka sloganına sarılıyor, milliyetçi kıyafetlerinizi giyiyorsunuz. Onlar hayali ihracatı ile kötü ün sahibi olurken, sizler hayali istihdam ile tarihin kara sayfalarına yazılıyorsunuz. Fakat bilmiyorsunuz ki, tarihte olaylar iki defa yaşanır. Birincisi trajedi, ikincisinde komedi olarak. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve otoriter saray rejimi Türkiye halklarına ekonomik, toplumsal ve siyasal çoklu krizleri yaşatıyor. Ekonomik kriz artık inkar edilemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. Her geçen gün işsizlik, yoksulluk, borçlar büyüyor, insanlarımız iş aç diyerek intihar ediyor. Bir esnafımızın dediği gibi sabah borçlulara, akşam çocuklara bakacak yüzümüz kalmadı noktasına gelmiş durumdayız. Saraydaki 1000 oda hariç Türkiye'deki insanların başlarını rahat şekilde yastığa koyduğu tek oda kalmadı. Mutfakta tuz, tencerede soğan, sofrada ekmek, ev içinde huzurun tükendiği bir çöküş yaşıyoruz. Peki biz bu çöküşe nasıl geldik? Size tane tane anlatmak istiyorum. Türkiye ekonomisini rant, özelleştirmeler, sermayeye yapılan vergi kıyakları ve halkı borçlandırma ile büyük bir çöküşün eşiğine getirdiniz. 2010 yılından bu yana 6 defa borçların ve alacakların yapılandırıldığına şahit olduk. Sadece bu yapılandırma süreçlerinde bile AKP'nin yurttaşları nasıl borç batağına sürüklediğini görüyoruz. 2014'te 42,5 milyar liralık borç yapılandırıldı. Halk ödeyemedi, borç arttı. 2016 ve 2017 yılında toplam 120 milyar liralık borç yapılandırıldı. Halk yine ödeyemedi. 2018 yılında 60 milyar liralık borç yapılandırıldı ve hayalete dönüşen damat bakan bir daha yapılandırma yok, bu son artık diyerek cebinde parası, hesabında lirası olmayan halkı tehdit etti. Fakat gün geçtikçe yoksulluk derinleşti, kriz büyüdü ve halk yine borcunu ödeyemedi. Buna rağmen borçları silmediniz. Geçen ay 500 milyar liralık bir yapılandırma kanunu meclisten geçirildi. Peki soruyoruz, 10 yıldır her yıl artan borcun büyüklüğüne gerçekten bakmıyor musunuz? Her yıl artan yurttaşın ödeyememe gücünü, halini görmüyor musunuz? Oysa bizler biliyoruz ki söz konusu halkın borcu olunca gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatma konusunda sizden daha becerikli bir iktidar yok. Ama sıra yandaş sermayeye gelince gelsin aflar, gitsin borçlar nakaratını tekrarlayıp duruyorsunuz. Bakın, Merkezi Uzlaşma Komisyonu adı altında tüm talimatları saraydan alan bir komisyon var. Bu komisyon ne yapar peki? Borcu veya cezası olan yandaş şirketlerin borçlarını uzlaşma ile düşürüyor. 2007 yılından bu yana uzlaşmaya konu olan vergi borcu 6 milyar 526 milyon iken bu rakam 1 milyar 765 milyon TL'ye düşürüldü. Yine 2007 yılından bu yana uzlaşmaya konu olan ceza 7 milyar 316 milyon iken bu rakam 73 milyon liraya düşürüldü. Gençlerin KYK borçlarını silmeye gelince uzlaşma yok. EYT'lilerin hakkını teslim etmeye gelince uzlaşma yok. Ama adlarını sadece sizin bildiğiniz ve kararlarını sarayın çıkar koridorlarında verdiğiniz şirketlere gelince uzlaşa uzlaşa milyarderler yarattınız. Şimdi size soruyoruz. Siz kimlerin borcunu kimler için hangi gerekçelerle siliyorsunuz ya? Kim size bu hakkı verdi? Sizler yaptığınızın açık şekilde kayırma olduğunu bildiğiniz için açıklama dahi yapamıyorsunuz. Ama biz halkla birlikte bunun hesabını soracağız. Rant ve sermaye için buhar ettiğiniz her kuruşun hesabını soracağız. Asıl yapılandırmayı da uzlaştırmayı da biz yapacağız. Bu rantçı, düşman, işçi düşmanı,
faizci ekonomi anlayışını ortadan kaldıracak ekonomik sistemi komple yapılandıracağız. Değerli milletvekilleri, rahmetli Erbakan özelleştirmeler için şunu derdi, satılan kitler için. Üreten kurumların yandaşa verilmesine ithafen evlatlarınızı yiyorsunuz demişti. Evet bakın, 2002 yılından bu yana 110 milyar liranın üzerinde özelleştirme yapıldı. Hisse satışlarından taşınmaz devirlerine kadar her şey satıldı. Bu memleketin 80 yılda sattığının 55 katını 18 yılda tek başınıza sattınız. En başarılı hükümet biziz naraları atıyorsunuz ya, alın size başarı tablosu. Elde pek bir şey kalmayınca emlakçı olup arsa satmaya başladınız. AKP-MHP ittifakı artık bir emlak anonim şirketidir. Bu şirketin yeni mesleği de aynı zamanda defineciliktir. Hani Türkiye'nin 766 bölgesinde maden ihalesi açarak her yerini kazıdınız ya, sizden hala defineci mi olur? Ama bilin ki bu yeni meslekleriniz sizi kurtaramayacak. Artık kendi siyasi hayatınızın mezar kazıyıcısı durumdasınız. Bu bütçede sizin taziyenizdir. Değerli milletvekilleri, bu İttifak Türkiye'yi bir savaş makinesine çevirdi ve bununla her fırsatta övünüyor. Eve ekmek götüremiyoruz diyen yurttaşa bir merminin fiyatından haberin var mı diyerek otoriter ve militarist hakikatlerinizi itiraf ettiniz. Bakın 2021 yılı bütçesinde İçişleri, MİT, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na toplamda 148,5 milyar lira ayrıldı. Bu rakam 2020 yılında 129 liraydı. Sadece bu kurumlara değil, 2021 bütçesine sakladığınız savaş ve güvenlik kalemlerine toplam 236 milyar lira ayırdınız. Bu rakam çok değil. 5 yıl önce çözüm süreci devam ederken sadece 50 milyar liraydı. Bu artışı halkın takdirine sunuyorum. O dönem bu kaynaklar halkın sofrasına yansıyordu. Şimdi ise halkın acısına yansıyor ve acı katlanıyor. Hani halkın sorunlarına kaynak yok diyorsunuz ya, buyurun size kaynak. Halka gelince yok çektiğiniz ülkenin kaynakları nereye gitti bakalım? 2015 yılında savunma sanayi ithalatı 2 milyar 800 milyon TL oldu. 2020 yılında bu tutar yaklaşık olarak 10 kat arttı ve 24 milyar 700 milyon lira oldu. Esnaf 10 kat yoksullaştı, emekliler geçim derdi yaşıyor, işsizlik 3 milyondan 10 milyona çıktı, yoksul sayısı 10 milyondan 20 milyona çıktı. Halka ise zorda sabır dilendi, baskı ve şiddet dayatıldı. Değerli milletvekilleri, bu ittifakın güvenlik aygıtlarının kendisini insanlarımız ve halkımız için bir güvenlik sorunu haline geldi. Eğer bir ülkede çocuklar panzerler tarafından uykularında öldürülüyorlarsa, İşsizlikten ötürü intiharlar gerçekleşiyorsa, açlık ve yoksulluktan ötürü insanlar sokak ortasında bedenlerini ateşe veriyorlarsa, bu ülkede güvenlik aygıtı halkın can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Bu sebeple AKP-MHP ittifakı barut ve metal olmadan yaşayamayan bir beton ittifakıdır. Asıl güvenlik sorunu bu ittifakın kendisidir. Evet, değerli milletvekilleri, 18 yıllık iktidarınızda yoksulun hakkını savunamadığı, işsizin umudunu yitirdiği bir ülke yarattınız. 18 yıllık iktidarınızda halkı açlıkla, emekçileri yasaklarla, gençleri baskılarla terbiye etmeye çalıştınız. Bu politikalarınızla en çok da kadınları hedef aldınız. En az 20 milyon kadının tamamen çalışma yaşamının dışında tutulduğu Türkiye'de ekonomik kriz ile kadın istihdamı %25'e geriledi. Yetmedi, kadınlara kölelik koşullarında çalışma dayattınız. Böylece yüzlerce yıldır biriken kadın eşitsizliğini ve yoksulluğunu tarihte görülmediği kadar derinleştirdiniz. Kadın karşıtlığınızı ekonomi politikalarından tutalım, toplum mühendisliğine kadar geniş bir alana yaydınız. Ama sizler de biliyorsunuz ki
AKP-MHP ittifakına karşı kadın direnişi görkemli bir şekilde gerçekleşti. 8 Mart'ta kadınlar tomalarınızı, gaz bombalarınızı anlamsız hale getirdi. Dünyaya örnek dayanışmalarla kadınlar direndi. Ayrıca kadınlar sadece baskıya ve şiddete karşı direnmedi. Eş zamanlı olarak birçok kazanım da elde etti. Bunları güvence altına aldı. İstanbul Sözleşmesi ve eş başkanlık sistemi kadınların bu temel kazanımlarından ikisidir sadece. Bakın, kadınların bu tarihi kazanımları sadece şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele etmiyor. Aynı zamanda toplumsal ve siyasi alanda cinsiyet özgürlükçü bir dönüşüm sağlıyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın tam uygulanması bu nedenle hayati önemdedir. Yine eş başkanlık sistemi bütün partilerde hayata geçerse kadınla politika yapım sürecinin her aşamasına aktif şekilde dahil olur. İşte HDP eş başkanlık sistemini tam da bu amaçla hayata geçirmiştir. Ancak iktidar eş başkanlık ve İstanbul sözleşmelerine de diğerlerinde olduğu gibi saldırıyor. Fakat bir kez daha belirteyim. Türkiye'li kadınlar kazanılmış haklarını korumak ve bunları büyütmek için direniyor. Bu direnişten sadece bütçe görüşmelerine ilişkin bir rakam vereyim. Evet, partimiz adına 435 dakika sadece kadın milletvekillerimiz konuştu. Bu büyük bir kazanımdır. Diğer partilerin sürelerini söyleyip mahcup etmek istemiyorum. Açık ara bir öncülük durumumuz var ama burada onların geride olmasını eleştiren değil, daha yükselmesini savunan ve kadınların temsiliyetinin bütün partilerde artışını savunan bir düşünceye sahip olduğumuzu da söylemek istiyorum. Evet, şimdi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi bu ülkeye kadınların gücüyle getirme zamanıdır. Kadın işsizliği, yoksulluğu, ayrımcılığına son verme zamanıdır. Dayanışma ile, örgütlü mücadele ile başaracağız ve mutlaka biz kadınlar kazanacağız. Değerli milletvekilleri, bu iktidarın ülkeyi getirdiği yer büyük bir borç batağıdır. 18 yılda hem kamu hem de bu ülkenin yurttaşları tarihi bir borçlanma ile karşı karşıya kaldı. Kamu borçları 2002 yılından bu yana 9 kat arttı. Öyle bir borç faiz sarmalına girdiniz ki 2019 yılında yaptığınız borç ödemelerinin yarısını faiz ödemeleri oluşturdu. Türkiye'nin kayıtsız şartsız faiz lobisi sizsiniz. O yüzden sizi uyarıyoruz. Bir daha çıkıp da kimseye faizden de lobiden de bahsetmeyin. Bu borç batağından çıkmak için ne yapıyorsunuz? Faturayı yurttaşlara çıkarıyorsunuz. Yandaşlarınıza vergi indirimi, yurttaşlara borç dağıtıyorsunuz. Yurttaşlar evinin kirasını ödemek, ısınmak ve karnını doyurmak için borçlanmak zorunda kalıyor. İşte bir de sıkılmadan bu halka yastık altındakileri getirin diye çağrı yapıyorsunuz. Halkın yastık altında biriktirdiği tek şey daha fazla borçtur. Bir kez daha siz vergi cennetlerinizde biriktirdiklerinizi getirseniz, bir kez de siz getirin. Gerçi sizin Zula yaptığınız paralar o kadar çoktur ki yastık altına sığmaz. 17-25 Aralık'tan bu yana sıfırladığınız paralarla tek bir borçlu insan ve esnaf kalmaz. Kredi borç miktarı siz iktidara geldiğinizde yaklaşık 6,5 milyar lirayken pandemi döneminde 618 milyar lirayı aştı. Artık esnaf dükkan açamıyor, siftah yapamıyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan çıkıp esnaf için 5 milyar liralık bir paket açıkladınız. Esnafa günde 33 lira, saraya 11 ayda 1 milyar 800 milyon lira örtülü ödenek verdiniz. Esnaf ve KOBİ'nin toplam borcu 1.9 trilyon, yani bu ülkenin bütçesinin 1,5 katı. Esnafa desteğiniz esnaf borcunun 0,25'i oldu. Borcunun %25'i. Siz örtülü yedek yandaş bütçeniz ile siyaseten artık mefta durumundasınız. Ama esnafı bitirmenize asla izin vermeyeceğiz. Bir de israf ve lüks var.
Bu iktidarın karnesinin en yıldızlı köşesinde atadığınız kayyumlar var ya, zıkkım olacak dediğimiz banyoları, tonlarca kadayıfları, bakanların tesbihleri, tonlarca kuru yemişleri unutmadık. İtibardan tasarruf olmaz diye bir saçmalık bu ülkenin halklarının dinleyeceği, onaylayacağı bir söylem değildir. Çünkü israftan itibar çıkmaz. Siz israftan itibar çıkarmak için halkın boğazındaki ekmeği, işçinin alın terindeki kıdem tazminatını, asgari ücreti, tencerede kaynayan çorbayı, buzdolabındaki gıdayı, cüzdandaki parayı talan ettiniz. Vatandaşın mutfağındaki enflasyonun, sokaktaki işsizliğin, hanelerdeki açlığın artmasının bir nedeni de nereye harcandığı belli olmayan, meşru ve helal olmayan örtülü ödenek çukurudur. Evet değerli milletvekilleri, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük emek düşmanı iktidar bu iktidardır. İktidar istiyor ki işçi, emekçi üretsin ama parasını almasın. Kapının önüne konduğunda da tazminatını sormasın, güvencesiz çalıştığında sendika hakkım nerede demesin. Saatlerce kölelik koşullarında çalışsın ama mesai ücreti dahi almasın. Artık emekçinin canına tak etti. Her türlü baskı ve yasaklarınıza rağmen Türkiye'nin her yerinde işçiler hakları için direniyor. Akın akın Ankara'ya yürüyorlar. Aylar boyunca ödenmeyen maaşları ve tazminatları için mücadele eden BİMEX işçileri, Atlas Global işçileri, Soma, Ermenek Maden işçileri, Manisa Termokar işçileri hak arıyor, hesap soruyor. Bizler de hepsini selamlıyor, yanlarında olmaya ve işçiye adalet yoksa iktidara huzur yok demeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Değerli milletvekilleri, 2021 yılı bütçe görüşmeleri boyunca bizler halkların yaralarını, sorunlarını konuştuk. 7 ile 15 Aralık arasındaki görüşmelerde kim ne demiş bakalım? 344 defa kadınların sorunlarından, 211 defa emek hayatının sorunlarından, 150 defa açlık ve yoksulluktan, 43 defa ihale, israf, yolsuzluktan bahsettik. Sizler ise 34 defa kadın, 4 defa emek ve sadece 1 defa yoksulluk dediniz. Bizler açlıktan, işsizlikten, gençlerin sorunlarından bahsettik. Sizler her kürsüye geldiğinizde Sayın Cumhurbaşkanımız dediniz, güvenlik dediniz. Sizlerin pusulası sarayı, bizlerin ise halkı gösteriyor. Hani derler ya, dil varlığın heybesidir diye. Bizim heybemizde ezilenler var, sizin heybenizde saraylar, bizim heybemizde halk var, sizin heybenizde yandaşlar. Bakın, size halkın sorunlarını başka dillerle anlatalım, başka şekillerde. Ressam Moholy Ponti yaklaşık 100 yıl önce şöyle der: gelecekte cahiller okuma yazma bilmeyenler değil, görüntüyü okuyamayan olacaktır. Okuyamayanlar olacaktır diyor. Biz de 100 yıl önce söylenmiş bu cümle üzerinden sizlere sessiz kaldığınız Türkiye halklarının görsel sorunlarını görsellerle anlatalım. Evet. Bu Adem Yarıcı Hatay valinin önünde bir süredir işsiz olduğu için çocuklarım aç diye kendini yaktı. Diğeri, ikinci görüntü, AKP ülke iktidarının ülkeyi sürüklediği krizin vesikası. İnsanlar bu ülkede artık çöpten yiyecek topluyor. Hatta o da yetmiyor, çöpte yiyecek bulmak için AKP döneminde zenginleşenlerin yaşadığı semtlerdeki çöp kutularına gidiyor. İşte Türkiye resmi budur. Değerli milletvekilleri, siz bu utanç vesikasıdır, bunu da tarihe not düşelim. Sizler bu görüntüleri okuyup anlamadıkça hikayenizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Sizler bu halkı çöp kutusuna mahkum ettiniz ya, Allah'ın izniyle bizler de sizi tarihin çöp sepetine göndereceğiz. Değerli milletvekilleri, AKP-MHP ittifakı pandemi krizini fırsata çevireceğiz diye çıktığı yolda büyük bir ekonomik çöküşün sebebi oluyordu. Bizi kıskanıyorlar dediğiniz dünya ülkeleri pandemi kısıtlamalarında işçiye, işsize, esnafa
milyarlarca dolar güvence verirken bu iktidar ikinci kısıtlamalarda tek bir güvence dahi vermeden tarihin utanç sayfalarına adını yazdırdı. Koronavirüs ile sağlık bakımından mücadele edemeyen bu ittifak ekonomik açıdan da tam bir felaket lokomotifi gibi ilerliyor. Bizler tüm parlamentoya sesleniyoruz. Bu ittifak yönetme ehliyetini yitirdi. Gelin acil adımlar atalım. Maske dağıtamadığı halka yoklukta sabredin diyen, kuru ekmekle karnınızı doyurun diyen bu ittifakın yapamadığını yapalım. Zorunlu sektörler hariç tüm işçileri ücretli izne çıkararak asgari ücreti 4000 yapalım. İşsizler ve 2500 TL'nin altında geliri olanlara açlık sınırını tamamlayacak şekilde doğrudan gelir desteği sağlayalım. Ev emekçisi yaşayan ve çocuklarına bakan kadınlara her ay 2500 TL doğrudan gelir desteği sağlayalım. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel ihtiyaçları yoksullara ücretsiz verelim. Faaliyeti durdurulan tüm esnaflara 2500 lira doğrudan gelir desteği sağlayarak bankalara olan kredi, ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kredi borçlarını faizsiz şekilde erteleyelim. Değerli milletvekilleri, bu iktidar ülkeyi yönetemiyor. Niye? Çünkü bol torpil, sıfır liyakat var. Çünkü nepotizm zirve yapmış. Çünkü ülkede işsizlik %30 iken bir bakan maşallah maşallah tüm ailesini işe yerleştirmiş. Ailesinde işsizlik %0. Halktan ona ne? Ama biz biliyoruz ki siz sadece eş ve dostlarınızın işsizliğini sıfırlamadınız. Aynı zamanda bu halkın var olan kalan güvenini de sıfırladınız. Sadece hikayenizi değil, halkın inancını da kaybettiniz. Yıllarca okuyan gençleri simit satıyor, inşaatlarda yaşamını yitiriyor. Bu ülkeyi bir an önce terk etmek istiyor. Bilmelisiniz ki bu gençlerin sadece dislike'ı değil, aynı zamanda ahı var üzerinizde, ahı. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gençlerini, kadınlarını ve yoksullarını asr-ı saadet diyerek yola çıkıp saadet zincirleri kuranlardan kurtaracağız. Halka hizmet eden garson devleti yaratacağız diyen ama ülkeyi açık cezaevine, halkı aç bir ilaç hale, devleti gardiyan devlete çevirenlere karşı eşitlikçi ekonomiyi hep birlikte var edeceğiz. HDP ile bilimin, bilginin, liyakatın otoritesi yaşatılacak yönetimde. Kişinin eline, ailenin keyfine, yandaşın israfına bırakılan değil, ortak akla, müzakere ve katılıma dayanan bir ekonomik sistemi yaratacağız. Yeni yaşam ekonomisini hayata geçirerek bu toprakların bereketini yeniden dirilteceğiz. Bizler açlık ve yoksulluktan insanlar intihar ederken oh çekenlerin değil, ah çekip birlikte açlık ve yoksulluğu bitirenlerin iktidarını yaratacağız. Kuru hamaset yüzünden çöp kutularına mahkum olan bir ülke değil, demokratik yaşamın, liyakatın, ortaklığın, kooperatiflerin olduğu bir ülkeyi hep birlikte sağlayacağız. Evet, yeni yaşam ekonomisiyle temel yurttaşlık gelirini hayata geçireceğiz. Vergide adaleti sağlayacağız. Bugüne kadar yoksullardan, çalışanlardan alınarak zenginlere aktarılan vergi düzenine son vereceğiz. Bu ülkede artık birileri çöpten ekmek toplarken, birileri vergi aflarından kasalarına indirdikleri paralarla özel jetler alamayacak. Çünkü faturasız yaşama geçeceğiz. Evet, halkın temel ihtiyaçları için kullandığı elektrik, su, doğalgaz, internet gibi temel ihtiyaçları nedeniyle fatura ödemek zorunda olmayacakları bir ülke yaratacağız. Paranın geçmediği yaşam alanlarını inşa edeceğiz. Evet, Türkiye'de 100 yıldır ayrıcalıklı birkaç bölge hariç halklarımız sistematik bir sömürü düzeni altında yaşıyor. Bölgeler arası eşitsizliği gidermek için başta Kürt kentleri, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olmak üzere bunları esas alan ve yerelin ihtiyaçlarını yerel halk tarafından belirlendiği bölgeler ekonomi
ekonomisi modelini hayata geçireceğiz. Artvin'in dereleri, Ege'nin ormanları, Marmara'nın denizleri bölgenin kaderini Ankara'daki oligarşi belirleyemeyecek. Halk toprağına, suyuna, ekonomisine kendisi karar verecek. 2021 bütçe görüşmelerinde gördük ki iki Türkiye var. Birincisi iktidar ve çevresinin yaşadığı sınırları misak-ı saray ve AKP'nin hayali Türkiye'sidir. İkincisi ise 82 milyonun umutsuzca yaşadığı, sefalet ve işsizliğin yaşadığı, dünü bugünü barışı ve mutluluğu çalınmış Türkiye'dir. İktidarınızın Türkiye'si 17-25 Aralık yolsuzluklarının ve kayyum hırsızlıklarının Türkiye'sidir. Halkın Türkiye'si ise 7 Haziranların, 31 Martların, 23 Haziranların, hesap soranların ve direnenlerin Türkiye'sidir. Halkın yaşadığı Türkiye, AKP'nin hayali Türkiye'sinden çok daha büyüktür. Bir dakikada bitireceğim. Buyurun Sayın Demokrat. Andolsun ki bizler halkların Türkiye'sinin geleceğini eşit, adil ve özgür bir yaşamla taşlandıracağız. Adil ve özgür bir yaşam için fikrimizle, inancımızla, irademizle meydan okuyoruz. Türkiye halklarına, size ve kendimize güveniyoruz. 100 yıldır süren sömürü düzenine, 18 yıldır devam eden kölelik koşullarına son vereceğimizi biliyoruz. Ayrımcılığa, adaletsizliğe, açlığa, yoksulluğa, ittifaklara, savaş ittifaklarına, geleceği umudunu tüketen ittifaklara, geleceği göremeyen siyaset anlayışına karşı bir kez daha meydan okuyoruz. Sizleri ve bizi izleyen halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.